Vatandaşın alım gücü çok iyiydi de bu pandemi sürecinden dolayı biraz düştü. Çalım spor giyim mağazası sahibi Yusuf Çalım, vatandaşların kaliteyi ucuza istediğini ifade ederek alışverişte dikkat edilmesi gereken hususları da bizlerle paylaştı. Bayağı bir düştü alım gücü. İnsanlar tabii ki kalite olsun, ucuz olsun diyorlar ama hani öyle bir durum yok, söz konusu değil. Çalım yaptığı açıklamada vatandaşlar kaliteyi ucuza istiyor ama kalite asla ucuz değildir. Bizim tercihimiz her zaman kaliteden yanadır. Çünkü kalite hem uzun ömürlüdür hem de sizi daha şık gösterir. Eğer ucuz istiyorsanız bunun da bazı dezavantajları vardır. Bunları bilerek alışverişinizi yapmanız gerekir dedi. Tabii kaliteli olması daha iyidir yani bana göre. Tabii ucuz isteyenler de oluyor ama çok nadir. Daha çok insanlar kaliteli peşinde yani kaliteli ürün almak peşindedir. Yani biraz daha kaliteye önem veriyorlar ama biraz tabii uygun olsun diyorlar. Uygun olsa. Bu pandemi sürecinde de daha çok etkilendi millet. Evet. Hani alım gücü düştüğü için daha çok ucuz istiyorlar yani. Sizin tavsiyeniz ne peki? Biz kaliteden yanayız. Evet. İyi ne olacak farkı yani. Var? Kaliteyle uygun. Yani kaliteli ürün daha uzun süreli kullanabilirler. Daha kalitelidir. Yani markadır. Evet. Ama ucuz ürünlerin garantisi yoktur. Mağazadan çıktın bitti iş. Evet. Garantisi yok yani. Tabii ki tabii ki. Pandemi etkiledi dediniz. Etkiledi. Peki sizi nasıl etkiledi? Yani bugün alım gücü düşük olan vatandaşı. Ya tabii insanlar mesela bir kazak alacağına, bir kot alacağına, işte yani 4-5 kot alacağına, 4-5 kazak alacağına şu an birer tane alıp çıkıyor. Evet. Yani eskiden öyle değildi. Daha hızlıydı. Daha çok alıyorlardı. Gözü para da yoktu insanların. Bol bol. Okulların kapalı olması, kafelerin kapalı olması, insanlar giyinip kafelere gidecekler yani giyinip düğünlere gidecekler. Evet. Ya da yemek yiyecekler çarşıda orada burada. Ama öyle bir şu an öyle bir süreç olmadığı için, öyle bir dönemde olmadığımız için biraz düştü yani işler. Evdekilerle idare ediliyor. Aynen genelde öyle.